Türkiye'nin en Fenerbahçeli abonelerinin olduğu YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. En koyu, en fanatik, en takımına aşkla bağlı Fenerbahçelilerin abone olduğu kanala hoş geldiniz arkadaşlar. İnanmazsanız bakabilirsiniz. Aşağıda muhtemelen abone olun diye yazıyordur. Yani koyu Fenerbahçeliyseniz değilseniz yazmıyordur. O yüzden aramıza hoş geldiniz arkadaşlar. Fenerbahçe düşmanı Twitter'cılar beğenilmiyor demişlerdi. O isim haftanın 11'ine seçildi. Kim? Tiago Çukur. Hatta hatırlarsanız Tiago Çukur'u biz gençler birine falan veriyorduk. Yani Belçika'da tutunmadığı için işte biz kafaları taşlara vuruyorduk. Ulan biz bunu nereden aldık falan dediğimiz için bir kişi hariç <laughs> o kişi şu anda parmak kaldırarak video çekiyor. O kişi hariç herkes Tiago Çukur'un orada tutmadığını falan söylüyordu ama o parmağını kaldırarak konuşan arkadaş diyordu ki Tiago Çukur orada tuttu. Tamam leblebi gibi gol atmıyor ama boyunun ve fiziğinin özelliklerini sergiliyor. Ne bekleniliyorsa onu yapmak adına gayet iyi bir oyun sergiliyor demişti. Bu da kanıtı oldu. Ferdi Kadıoğlu'nun gözü o transferde. Şimdi arkadaşlar ben şunu gördüm. Ne kadar duyum verirsem vereyim insanların e, hani, ahde vefa seviyesine göre değişiyor beğeni sayısı. Ya da ne kadar önemli duyumlar verirsem vereyim videonun izlenmesi ona bağlı olmuyor. Yani <laughs> kapak resmine bağlı oluyor. Hatta diğer sayfalarda şunu görüyorum. Milleti birbirine düşürüyorlar. O ona küfür ediyor. O ona küfür ediyor. Yorumlara karışmıyorlar. O ona sövüyor. Bu ona sövüyor. Bir bakıyorsun yorumlara 2000 tane yorum var. Yaradan çoğu küfür. Milletin günah pointslerini yükleniyorlar 3-5 kuruş için. Biz de olabildiğince sakin, hiç önemli değil. Kimse kimseye küfür etmesin, kimse kimseye hakaret etmesin, kimse üzülmesin. 7 yaşındaki çocuklarda, 70 yaşındaki abilerimizde, ablalarımızda izlesinler yeter. Benim yolumda belli çizgimde belli şeklim şemalim de belli. Şimdi derler arkadaşlar, <laughs> niye buna değindim? Şu yüzden değindim. Bazen öyle oluyor ki duyumları veriyorum. Ertesi gün videoyu izliyorsunuz. Ulan bu adam bunu dün konuşmamış mıydı diye biliyorsunuz. Evet bu adam bunu dün de konuşmuştu diyorum. Transfer sezonu arkadaşlar. Gelen çok oluyor. Giden çok oluyor. Abone olan çok oluyor. Hatta kanalın abonesi olup videoları izlemek uzun zaman sonra görüp Oha! Ulan ben en son izledim bu kanal 15 bindi. 17 bindi. Daha geçenlerde de 17 bindi. Falan yazanlar oluyor. Ve tabii mutluluk duyuyorum. Kanalımızın abone sayısı arttığı için. O yüzden de küçük küçük tekrar ediyorum. Bilginiz olsun. Çok uzattım. Şimdi Fenerbahçe sabık alıyormuş. <laughs> Öyle söylüyor. 2022 Dünya şey 2022 Dünya Kupası nedeniyle ara verildi. Ferdi Kadıoğlu eğer beklediği transfer gerçekleşirse orijinal mevkisine dönüyormuş. Çünkü teknik direktör Jorge Jesus eksik mevkileri belirlemiş, takviye yapılmasını istemiş ve Antalyaspor forması giyen Bünyamin Balcıyı listeye eklemişiz. Ben bir şey söyleyeyim. En az 3, 3 milyon euro rahat. Ya rahat 3 milyon euro isterler. Varsa 3 milyon euronuz alın. Samimi söylüyorum bak 3 milyon euronuz varsa alın arkadaşlar. Hiç saniye beklemeyin. Ya bak tamam gözünüzü seveyim. Ya da ben açıklayayım ya söyleyeyim konuşayım. Ya şimdi adam Ferdi Kadıoğlu'nu kaybetmemek için solda oynatıyor sağda oynatıyor. O sayıyı kaybetmemek için Ferdi'yi solda deniyor. Alioski'yi kaybetmemek adına Ferdi'yi bazen sağlıyor. Alioski'yi sola. Lincoln ennikayı kaybetmemek için Lincoln'den sol bek üretmeye çalışıyor. Hani onu kaybetmemek için şunu yapıyor. Bunu kaybetmemek için bunu yapıyor. Rotasyon için şunu yapıyor. Yorgunluk için bunu yapıyor. Sistem için şunu yapıyor. Üçlü savunma deniyor. Dörtlü savunma deniyor. Allah aşkına bu adam Bünyamin Balcı'yı mantık olarak ister mi? Sadece soruyorum. İkincisi bu adam çıkmış demiş ki ya Fenerbahçe'nin maddi durumdan haberdarım. Ben çıkıp da takımı yoracak değilim. Hani maddi olarak yoracak değilim diyen bir adam. Allah aşkına. Sizce hani Dünya İmbalcı'yı 3-3.5-4 milyon euro civarında bon bonservis verdirir mi? Sadece bunu soruyorum. Haber de diyor ki sus. Bünyamin transferine çok büyük önem veriyormuş. Sol bek sıkıntısı var diyor falan filan Inter Milan diyor. Ferdi mecburen buraya oynattırdı diyor. Ferdi 8'de oynattırmak istiyor. Delici özelliklerinden faydalanmak istiyor. 26 maçta Ferdi görev aldı. Fenerbahçe formasına 2 asistle imza attı. Güncel piyasa değeri 12 milyon euro. Yahu. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Fenerbahçe'de öncelik sağ bek değil, sol bek. İsteyen beni takip eder. isteyen etmez. isteyen lafımı dinler, isteyen dinlemez. Bas bas bağırıyor Fenerbahçe. Sol bek diye bağırıyor. Duyun. Bu feryadı duyun. Fenerbahçe sol bek diye bağırıyor, sağ bek değil. Lan Ferdi oynar sağ bekte. Nazım iyileşince oynar. O sahi oynar. Oynar mı? Gustavo Henrique bile oynar. Serdar Aziz bile oynar sağ bekte. Fenerbahçe sağ bekinde bunlar bile oynar. Hızlı, süratli isim hocam. Ulan Emre Mor bile oynar. Ama Fenerbahçe'nin sol bekinde herkes oynayamaz. Ben bir şey söyleyeyim. Ali Oski bile oynayamıyor. Bak Ali Oski bile oynayamıyor Fenerbahçe'nin sol bekinde. Ama çoğunuza göre çok iyi futbolcu, süper futbolcu, mitteşem futbolcu, iyi futbolcu. Değil. Değil abi. Sizin hayal dünyanızdaki kadar iyi futbolcu değil. Ve gelişmesi lazım. Fenerbahçe'de forvet borsası. Asıl üstüne durmak istediğim şey bu. Ne derler onun adına? Haber bu. Asıl üstüne durmak istediğim. Hani videonun ana başlığında muhtemelen bunu yapacağım. Şimdi arkadaşlar. Bir konuda fikirleşelim. Fenerbahçe ara transferde forvet alacak mı, almayacak mı? Almalı mı, almamalı mı? Önce bunda bir fikir olalım. Ocak ayı hareketli geçecek. Şu an 3 isim belirlenmiş. Nokta atışı takviyelerle Portekizli teknik adamın elinin güçlendirilmesi düşünülüyormuş. Şimdi haberden haber atlayacağım. Ca ja, Pedro'yu geri çağırdılar. Geri dön, şampiyon yap bizi dediler. Evet. Şimdi haberden habere geri atlayacağım arkadaşlar. Ee, kafanız karışmasın. Hocam bir kapı diyorum bir cam diyorum demeyin. Geri atlayacağım. Şimdi biliyorsunuz Raya Vayakan'ın maçında Cao Pedro sakatlandı. Ciddi bir sakatlık geçirdi. Kimilerine göre 3 ay, kimilerine göre 6 ay, kimilerine göre 9 sene, kimilerine göre 72 yıl boyunca futbol oynayamayacak. Kimilerine göre de e, parmak kaldırarak duyum veren arkadaşa göre de her türlü sürprize hazır olun. Belki bir ay içinde dönecek. Yani ikinci transfer transfer dönem açılana kadar belki de dönecek. Bekleyip göreceğiz resmi açıklamalara. Şimdi sosyal medyada bir paylaşım yaptı Cao Pedro geçtiğimiz günlerde. Ve Çakliyari taraftarları yorum yağdırmışlar altına. Biliyorsunuz Fenerbahçe kazandı ama Cao Pedro'yu kaybetti. Diziyle bileğinde ödem, travma tespit edildi. Resmi olarak şudur denilemedi. Sosyal medyada da Cao Pedro geçmiş tatilinden bir kare paylaştı. İtalyan yıldız ailesiyle birlikte hoplarken, zıplarken şimdi ilk e, ilkokula mesela şeyleri, harfleri birleştirip okuma öğretiyorsun ya mesela orada atla yazıyor. İlk kısımlarda bunlar. Atla derken öğrencinin biri durdu durdu durdu. Hopla dedi böyle. Biz ama yıkılıyoruz böyle. H'ye daha çok var, O'ya daha çok var, P'ye daha çok var. Yani atla demiyor, hopla diyor. Onu ezberlemiş, kafaya yazmış böyle oluyor. Bu da böyle Ja Pedro ve ailesi hoplamışlar. Hoplarken bir fotoğraf yüklemişler. Geçmiş olsun dileklerini iletmişler. Dön bizi kurtar demişler. Bakın arkadaşlar. Ja Pedro'nun geri dönme ihtimali yok. Birçok arkadaşımız bana şunu söylüyor hocam. Hiç kusura bakma. Şemsiye açılmaz lan. Ne şemsiyesi diyorum. Hocam saplandı bir kere çıkma. Ya arkadaşlar. Ya etmeyin, eylemeyin. Bak. Joshua King ilk maçlarında Allah şahidim dedim ki ulan bize iyi saplandı. Bize iyi girdi dedim. Bu çıkmaz da dedim. Joshua King için. Joshua King bir oynamaya başladı. Ulan dedim iki saplamışlar bize. <laughs> Şimdi bu da aynısı gibi olacak ama fırsat olmuyor ki. Çocuk tam kendine geldi diyorsun hop. bazen şanslı olacak. Acaba Galatasaraylar bodo büyüsü falan mı yapıyorlar? Ya da neydi? Katmer miydi? Kıtmer miydi? Böyle bir muska çeşidi varmış herhalde. Ondan mı yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Ulan bize gitmedi diyeyim. Ayıptı bak. Seviyesinin yüzümü yok. Bak döne dolaşırken kendi futbolcunuzu bulursunuz. İkadis sezonu kapatır. Öbür metres sezonu kapatır. Lukado teşkil bir şeyler yapar. Bak benden söylemesi der. Önünü düşünür. Valla başınızda bulursunuz eğer öyle bir şey yaptıysanız. Benden söylemesi. Bulursunuz bak. Eden bulur. Etme bulma dünyası. O dünyada olmazsanız öbür tarafta bulursunuz. Ama şunu söyleyeceğim. Ca ja Pedro bakın 1992 tane 9 Mart 92'de Brezilya'da doğdu. Atletico Mineiro, Palermo, Vitória Guimarães, Penarol, e, De, Desportivo Brasil, Santos, Estoril. Ya 30 yaşındaki futbolcu Cagliari'ye transfer oluyor. Ben de biliyorum Cagliari dedi ama Cagliari diye okumak daha hoşuma gidiyor. Ve geçen sezon Cagliari formasıyla 37 maça çıkıp 13 gol 4 asist yaptı. Daha sonra da İtalyan vatandaşlığına geçip İtalyan milli takımında bir maça çıktı. Ben şunu sormak istiyorum. Bu adam kötü olsa İtalya'da tutunabilir miydi? Oğuz Atay tutunamayanlar. Bence tutunamazdı eğer kötü bir adam olsaydı. Hocam çok iyi bir adam olsa İtalya'da bunu yaptıysa bizde uçması lazımdı. Değil mi? Bir de o var. Arkadaşlar bu çocuğun sıkıntısı şu. Anlaşıldı, edildi, transfer yapıldı. Yapıldıktan sonra sakatlandı. Yani tam yüklemeleri yapılırken sakatlandı. İşte bu da çok büyük sıkıntı. Ama bu futbolun içinde var arkadaşlar. Bu risk var bu futbolun içinde. Araba sürerken kazanma riski yok mu? Var. Su içerken boğazına durma riski yok mu? Var. Ekmek yakın tıkanma riski var. Ama bu da böyle. Şimdi Pedro'yu geri çağırdılar. Biz neredeydik? Forvet borsasındaydık. Şimdi haberimize geri dönelim. İlk aday Abu Bakar diyor. Vincent Abu Bakar Dünya Kupası'ndaki performansıyla falan filan. Arkadaşlar gazete sattırmak için, reklam tıklatmak için, video izletmek için Abu Bakar ismi çok cazip bir isim. Kim koyarsa koysun Abu Bakar ismiyle tıklattırır. Al Nasır'daki hocası Rudi Garcia ile arası kötüymüş. Ocak ayında ayrılmak istiyormuş. Türkiye'ye sıcak bakıyormuş. Türkiye'yi yakından tanıyor. Burada iki sezonda da başarılı oldu. Fenerbahçe'de ilk aday konumunda. Peki bir şey soracağım. Abu Bakar'ın yıllık ücretinden haberiniz var mı? Ya hocam sen de belirtiyorsun belirtiyorsun yıllık ücret. Cesus'un yıllık ücreti de yüksekti. Geldi bir şekilde. Abu Bakar da gelir belki. Haklısınız. Gerçekten bu sefer haklısınız. Gelebilir. Yani ben hep olumsuzluk pompalıyor gibiyim ama gerçekten de haklısınız. Gelebilir. Al nasıl ikna etmek? Al Nasr'ı ikna etmek kolay olmayacak. Kiralama konusunda ikna etmek kolay olmayacak diyor. Ee, Fenerbahçe satın alma opsiyonuyla kiralayabilir. Ya Bedavayken alınmayan futbolcu opsiyonu zor. Roma işi zorlaştırdı. Bu sefer Depay'a geçiyor. Ben şunu söyleyeyim. Ben Abu Bakar'ı beklemiyorum. Siz de beklemeyin. Depay'a gelelim. Ocak'ta büyük ihtimalle ayrılacakmış. İspanyol'daki 5 milyon euroya satış listesine koymuş. 28 yaşındaki oyuncu oynama garantisi istiyormuş. Çok net söylüyorum. Yolu Türkiye'ye düşmez. İmkanı yok. Eğer yolu Türkiye'ye düşüyorsa söğüşe geliyordur. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon hiç fark etmez. Herhangi bir Türk takımına geliyorsa söğüşlemeye geliyordur. Artık hani bız 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 bız, bız hiçbir şey kalmadı. Tamam artık atalım posasını demişlerdir. Benden uyarmasın. Yönetimde tüm şartları zorlayacakmış. Roma'nın hücum adında Dibala, Abraham, Belotti, al sharabi Zaniolo gibi isimler varmış. Lan gözünüz doysun. Vicdansızlar. Sol bek sıkılsa çeken şey gibi. Orada Belotti'yi de merak ettim lan ne yapmış acaba? Bayağı bir sansasyonel gidişi vardı. 19 maça çıkmış 2 gol. 717 dakikada. İnanılır gibidir. O da Avrupa Ligi'nde atmış 2 golü. Hiç konuşulmaz bu. Bak bunun kimse haberini yapmaz. Yapın gazeteciler. Yapın. Fener'e gelmedi hayatı kaydı. Ama kimse tıklamaz. Fener'e gelmedi star oldu bunu tıklarlar. Neyse. Ben depayı da beklemeyin diyorum. Bize yedirmezler, koklatmazlar. Muriel, Luis Muriel'in adı Galatasaray'la da anılıyor. En istekli takım Fenerbahçe diyor. Burada bir detay var arkadaşlar. Nedir o detay? İtalyan basına göre Atalanta iki Kolombiyalı forveti Zabata ve Muriel'den birini Ocak'ta gönderecekmiş. Teknik direktör Gasperini'nin Zapata'yı takımda tutmaya daha sıcak bakıyormuş. Muriel için de en istekli takım Fenerbahçeymiş. 31 yaşındaki oyuncunun önceliğinin İtalya'da kalmak olduğu ee, ama şu ana kadar kendisine ilgilenen bir kulüp çıkmadı, kaydedildi diyor. Yani ben arkadaşlar ee, neresinden tutup da düzeleyim diyor ya. Şimdi bir yıl sözleşmesi bitecek. Uzatma opsiyonu olsa da Atalanta bunu kullanmayı düşünmüyormuş. Bazı şeyler zor olacak diyor. Ben Luis Muriel ismine Fenerbahçe için sıcak bakmıyorum. Bakın Fran Navarro. Fenerbahçe'ye şu anda en yakın forvet Fran Navarro. Niye Fran Navarro? Onu da söyleyeyim. Yaşı 24. İspanyol futbolcu 1.79 boyunda. Bak. Kriterimiz neydi? Sprinter olacak. Fiziki mücadelelere iyi olacak. Bitiriciliği iyi olacak. Takımın sistemine adapte olabilecek. Yer yer kanatlara gidip koşu yapacak. Yer yer geriye gelip top alacak. Dördüne de mu? Bakalım. 1.79 boy. Boy uyuyor. Boy kısa olduğuna göre pivot değil. İspanyol yani İspanya milli takım genç takımlarda oynamış. İspanyol futbolcu olması muhtemelen Avrupa menşeli olduğu için sistemlere de uygundur. Onu da konuştuk. Oynayabildiği pozisyonlarda 10 numara ve sol kanat var. Demek ki kanada gitme eğilimi de yüksek. Bitiricilik nasıl? Attığı gol sayısına bakacağız arkadaşlar. 20 maça çıkmış. 11 gol 1 asist 1619 dakika. Yani 1700 olsa şey 1620 olsa 18 maç. 18 maça çıkmış. 11 gol 1 asist. Bitiricilik de yüksek. Bütün şartları karşılıyor arkadaşlar. Yaşı da genç. Alınabilitesi de yüksek bir oyuncu. Hocam hangi ligde atmış? Arkadaşlar Gil Vicente formasını giyiyor. 30 Haziran 2024'e kadar sözleşmesi var. Portekiz takımında. Yani Portekiz liginde olduğu için Jesus'un da kadroda görmek istediği bir futbolcu. Ee, oyuncu danışmanı da hat-trick'miş. Adamın danışmanı bile hat-trick. Düşünün yani. Tam bize uygun futbolcu. Ben söylüyorum. Bize en yakın forveti soracak olsanız bu. Bu arada e, bu Arkadaş 1 Temmuz 2021'de bedava gidiyor Valencia Mestella'dan buraya. Ve düşünün ya bak Lokeren forması da giymiş. Belçika'da da oynamış. İspanya'da da oynamış. Ama Gilles Vicente'de kendine gelmiş. Ve ee, ben söylüyorum bu arkadaşı bizzat... Yani ...bizzat bu arkadaşı isteyen kişi Jesus 5 milyon... Euro talep ediyorlar bon servisi için. Biz 5 vermeyiz. 3.5 falan veririz diyoruz. Eğer 3.5 milyon euroya okey derlerse Fran Navarro Fenerbahçe'de derim. Herkese de o meydan diyorum. İster inanın ister inanmayın arkadaşlar. Burada konuştuk. Son olarak da Vitor Pereira Fenerbahçe'den Yıldız'ını istemiş. Hangi Yıldız'ını istemiş? 5 Yıldız mı? Hiçbirini vermeyiz. Onlar sahada kazanıldı. Vitor da Kanarya'nın yıldız ismine kanca. Arkadaşlar uzatmayacağım. Vitor Pereira Fenerbahçe'den eski öğrencisi Diego Rossi'yi istemiş. Rossi'den mi haberde? Gözüme çarptı. Şimdi Flamengo'yla anlaştı. Artık Flamengo'ya gitti. Ve Diego Rossi'nin peşinde diyor. Zaten şöyle bir şey var. Gelir gelmez bakmıştır. Hangi futbolcularla ilgileniyorsunuz? Şunlarla bunlarla. Ne kadar aşama kat ettiniz? Şu kadar. Hmm demiştir muhtemelen. Bu da böyle bir şey arkadaşlar. Mutlaka takıma kazandırılmasını istemiş. Fenerbahçe sezon başında tapusunu aldı, 12 milyon euro istiyor diyor. Brezilya ekibi 7,5 milyon euro verdi. İki kulüp arasında pazarlıklar devam ediyor. Ben size söyleyeyim Brezilya ekibi 9 milyon euroya kadar çıktı belki de. Biz 12 artı bonus istiyoruzdur. Hep birlikte bekleyip göreceğiz. Ben devre arasında bak devre arasında Rossi'nin gitme ihtimaline az bakıyorum. Yani sıcak bakmıyorum. Ama soğukta da bakmıyorum. Gitme ihtimali var. Fakat nasıl bir gitme ihtimali onu size bırakıyorum. Yani onu size bırakıyorum. Ama bilmem kaç milyon euro bon servisle ama bilmem kaç milyon euro bon servis artı bonusla. Size bırakıyorum. Yani tamamen size bırakıyorum arkadaşlar. Ne derseniz kabulüm. Ama şu bir gerçek. Ee, acaba bugün Samet Akaydın'ı kaça alacağız? <laughs> bir gün üç, üç buçuk alıyoruz. Bir gün 4'e alıyoruz. Bir gün sekiz alıyoruz. Bir gün tekrar 3'e alıyoruz. Bir gün 5'e alıyoruz. Bir gün 4'e alıyoruz. Hayırlısı olsun bakalım arkadaşlar. Yani değişik bir Samet Akaydın Borsası var piyasada. Hakkımızda hayırlısı olsun arkadaşlar. Rossi için umarım subliminal duyumları, mesajları anlamışsınızdır. Daha anlamadıysanız da ben size ne diyeyim? Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bizlerle olduğunuz için teşekkürlerimi sunuyorum. Görüşmek üzere.